elbise yapımıyla devam ediyorum. 31 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincire batıyorum ve ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Bir zincir çektim ve 30 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde devam ediyorum. 30 tane sık iğne yapacağım. 10 tanesini ördüm. 30'a tamamlayıp gelelim. Evet, 30 tane sık iğne yaptım toplamda. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Burada ikili trabzanlar yapıyorum. Bir tane tek, yanındakine bir artırma. Bir tane tek, yanındakine bir artırma. Artırma demek bir ilmeğe iki tane sık iğne ya da o an ikili trabzan yapıyorsak ikili trabzan yapmak demek. Bir tek bir artırma olarak sıra sonuna kadar örelim. Elimizde 45 tane ikili trabzanımız olacak. Devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak ördüm. 45 ikili trabzanım oldu. İlmek kaydırmayla birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. 8 ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 başını doladım. 2 4 6 7 ilmek atlıyorum. 8. inciye batıyorum. 15 ikili trabzan öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ikili trabzan. 7 zincir çekiyorum tekrar. 5 6 7 2 4 6 7 ilmek atlıyorum. 8. inciye batıyorum. Ve tekrar burada 7 tane 8 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu da şimdi yine devam ediyorum. 2 zincir çektim. 8 trabzan yine buradan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burada 8 7 zincir çekmiştik. Başını doluyorum. Bu zincirlerin tepesine batarak 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ön kısımdan yine 15 ikili trabzanı düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ikili trabzan.
Burada yine zincirin üstlerine 7 ikili trabzan 2 3 4 5 6 7. Burada da 8 ikili trabzan düz örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Burada ilk yaptığım ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Artık elimizde 45 ikili trabzan var. Düz bir şekilde öreceğiz. Birkaç sıra. Kaç sıra düz ördüğümü söyleyeceğim. Sonra siyaha geçeceğiz. Dümdüz öreceğiz. Bunda artı eksiltme hiçbir şey yok. Sadece renk değiştirme kısmında söyleyeceğim. Kaç sıra ördüğümü de söyleyeceğim. Şu an sıkı iğne ile birlikte 4 sıra ördük. Sıkı iğne 1, 2, 3 ve 4. 4 sıra ördük. Devam edeceğiz. Evet, şu şekilde en son kol altını örmüştük. Onun üzerine ben 2, 4 ve 5 sıra daha ördüm. Şimdi siyah rengime geçiyorum. Ben 2 sıra düşünüyorum ama 1 sıra da yapabilirim. Şimdi ilk sıradaki görünüme bakacağım. Pembe ipimizi kesmeyelim. Çünkü tekrar pembe ipe geçiş yapacağız. Evet, bu sırayı bu şekilde siyah örelim. Üzerine bir sıra daha siyah örmeli miyim? Örmemeli miyim? Emin değilim ama bu sırayı bitirelim, gelelim sonrasında karar verelim. Düz bir şekilde örüyoruz artırma eksiltme yapmadan. Siyahla ben bir sıra ördüm. Bir sıra daha örelim. Sonra pembeye geçip birkaç sırada pembeyle öreceğiz, bitireceğiz. Evet, elbisemi şu şekilde bitirdim. En son bir sıra birlikte siyah örmüştük. Üzerine bir sıra daha ördüm. 2 sıra siyah ördüm. Ve pembeye geçtim. Pembeden de 4 sıra ördüm. Hiç artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadım. Sadece dümdüz bir şekilde ördüm. Elbise de bu şekilde. Sadece geriye kafa dikmesi kaldı. Onu da diktikten sonra tamamen bitmiş olacak. Evet, son olarak artık kafamızı dikeceğiz. İpimizi uzun kesmiştik kafamızdan. İğne taktım. Su borusu geçirdim boynuna. Ben bütün bebeklerime geçiriyorum. Tesisatçılarda bulabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi şu şekilde yaptım. Şu peruk şöyle dursun kafayı dikene kadar. Hem kamerada görünsün hem ben görebileyim diye. Şimdi bir kez boyundan batıyorum. Bir kez kafadan. Takıldığınız, merak ettiğiniz bir şey olursa Instagram hesabımdan ya da videolarımın altına yorumlardan yazabilirsiniz. Gördüğüm sürece cevap veriyorum. Ya da istediğiniz tarifler varsa onları da yazabilirsiniz. Çizgi film karakteri olursa memnun olurum. Ya da oyun karakterleri de olabilir. Çünkü gerçek insan suretli bebekleri hiç denemedim daha önce. Pek yapmak da istemiyorum açıkçası. Evet, kafayı bu şekilde dikiyorum. Bir boyundan bir kafadan batarak. Su borusu kullanırsanız kafası hiç sallanmıyor. Yamuk olmuyor. Tek seferde dikip bitirebiliyorsunuz. Çok sağlam, sabit oluyor.
O yüzden bütün bebeklerimin içine ben su borusu koyuyorum. Buradaki siyahlık neymiş? Ondan sonra bakarım. Şu şekilde. Eğer videolarım beğenilir ve izlenirse kardeşlerini de yapacağım inşallah. Bubbles ve Buttercup. Fikirlerinizi lütfen bildirin. Bu şekilde buradan düğüm atıyorum. Evet. Bu şekilde bitti. Şöyle geri giydirelim. Şimdi boyun kısmı çok olmadığı için şu şekilde bebeğimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İsterseniz bebeğin boyunu da ölçelim. Şu şekilde 31 santim boyunda. Evet, bebeğim beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz, söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz ne varsa Instagram ya da kanallarımın altında yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.